Biliyor musunuz Igor Mihailovich iklimde neler olduğunu doğrulayan, raporla onaylanan ve forumdaki bilim insanlarının söylediği her haberin ne kadar acı ve trajediyle algılandığını biliyorum. Biliyorsunuz o bilimsel yayınlarda bilgi ararken ne bileyim balinalar yine kıyıya vurdu ya da kuzey ışıkları bugünlerde ne kadar çarpıcı güzellikte, ne güzel ışık sütunları gibi bilim insanlarının yorumlarıyla karşılaştığımda bu insanların deyim yerindeyse yetkinliğinden ürküyorum. Biliyorsunuz nasıl bir yetkinlikten bahsedebiliriz? Işık sütunlarını ele alalım. Bunları okuyorsunuz. Deniyor ki kristaller var, ışığı yansıtıyorlar vesaire ve o sütunların şeklinde oluşuyorlar bu açık. Güneş yüksekte, çoğunlukla sütunlar gün batımında ya da gün batımından sonra ortaya çıkıyor. Güneş parlıyor ve kristallerin oluştuğu ve ışığı yakaladığı yer burası. Bir lazer ışını gibi yeryüzüne düşüyor. Aslında bu saçmalıkları dinlediğinizde bu insanlara yaklaşmak ve şöyle demek istiyorsunuz. Hadi gidelim bize o kristalleri ve bunun neden oluştuğunu gösterin. Orada merceklenme etkisi ve diğer her şey yok demiyorum, var. Ama sütunlar son derece farklı. Yani gerçekten de öyle anlar oluyor ki doğa çok ilginç bir şekilde düzenlenmiş. Sanki gökten bir ışık ışını düşüyor. İlk olarak aşağıya doğru genişler, ışık dağılır, tepede parlaktır ve yere yakın aşağıya doğru neredeyse algılanamaz. Bu sıcaklık farkından dolayı bir grup kristal oluştuğundadır, bu etki olduğundadır, önemli değil. Yani güneş ışığı atmosferin üst katmanlarında, hatta diyelim ki biraz daha alt katmanlarında, gün batımında her neyse yansıtılır, kırılır ve yere ışınlanır. Çoğunlukla tek bir ışındır ve hızla geçen bir fenomendir. Ancak bir dizi parlak renkli ışık sütunu olduğunda, yani altta parlak ışık var ve üstte neredeyse dağılıyor ve bir sıra halinde duruyorlar. Aynı zamanda korkutucu olan şey kırmızı bir tonda veya kırmızı renkte görünmelidir. Korkutucu olan budur arkadaşlar ve kuzey ışıkları denilen fenomenlere hayran olduğumuzda. Eskiden yeşilimsi ya da mavimsi renkteydiler. Bu normaldir ama şimdi kırmızı olanlar ortaya çıkıyor. Hem giderek daha sık ortaya çıkan sütunlardaki ışık sütunlarını kastediyorum, hem de ekvatora giderek daha fazla yaklaşan ve kırmızı bir parıltıya sahip olan kuzey ışıklarındaki kırmızı renge gelince. Arkadaşlar, bazı insanların buna hayranlık duymasını anlıyorum, bu güzel. Ama bu konuda bir çağrışımım var, Kerberus. İklim Kerberus'u bize, tüm insanlığa kelimenin tam anlamıyla kara bir leke verdi. Biz buna sevinirken ve hayranlık duyarken. Bu insanlık üzerine verilmiş bir hükümdür. Mesele bu. Hepimiz hayal gücü kuvvetli insanlarız. Son nefesimizde bile doğanın güzelliğine hayran olabiliriz. Ama bu korkutucu. Kırmızı bir parıltıya sahip bu ışık sütunlarına ve kırmızı bir parıltıya sahip kuzey ışıklarına hayran olmak, bilirsiniz, giyotinin üzerinde yatarken bir bıçağın temizliğine ve keskinliğine hayran olmakla aynı şey diyebilirim. Bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Bu gerçekten de tüm insanlık için kara bir leke. Bu ışık sütunları nedir? Bunlar kelimenin tam anlamıyla dünyamızın manyetik alanının güç hatlarıdır. Ve deyim yerindeyse o kadar anormal bir şekilde değiştiler ki, bu güç hatları boyunca kozmik radyasyon kelimenin tam anlamıyla içeri girer ve hava molekülleriyle etkileşime girdiğinde bu ışık sütunlarını çeşitli renklere boyar. Parlak, beyaz ya da mavi olduklarında orada bulunmaları, çok sayıda olmaları ve giderek daha fazla sayıda gözlenmeleri üzücüdür. Yine de bu o kadar da korkunç değildir. Ama kırmızı tonların ve kelimenin tam anlamıyla kırmızı renklerin ortaya çıkması, oksijenin yanmakta olduğunu, her şeyin zaten çok daha ciddi olduğunu ve radyasyonun çok daha sert olduğunu gösterir. Aynı zamanda bu manyetik alanımıza giderek daha fazla anormal bölgenin ortaya çıktığını gösteriyor. Çünkü bu tür sorunlar güç hatları boyunca ortaya çıkıyor.
Bu çok vahim bir durum arkadaşlar ve hiç de hoş değil, çok korkutucu. Biliyor musunuz, şöyle diyebilirim, o kadar korkutucu ki anlayanlar için ve hatta anlamayanlar için bile oksijen soluyoruz. Oysa manyetik alanımız, koruyucu alanımız çok kötü bir şekilde sıkıntı çekiyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Neden? Çünkü bağışıklığımızı öldürdük. Okyanusumuzu öldürdük. Basitçe açıklayayım. Gezegenimizin elektromanyetik alanının bozulması nedeniyle atmosferimiz kozmik radyasyonun daha sert saldırılarına maruz kalıyor. Bu da atmosferimizdeki oksijen molekülleri de dahil olmak üzere hava moleküllerinin bozulmasına ve hatta daha da ötesini söyleyeyim, tahrip olmasına neden oluyor pek çok kişi. Bu şimdilik kritik değil diyebilir. Evet, kritik değil ama ne ortaya çıkıyor? Parçacıklar arasında ve moleküller arasındaki bağlantılarda seyrekleşme. Bu ciddi bir durum. Neden? Bermuda şeytan üçgenine bakalım. Sonuçta belli nesnel nedenlerden dolayı çok uzun zamandır var olan bu patolojik bölgede zaman zaman bu anomali gemileri ve hatta uçakları yok ediyor. Neden? Çünkü manyetik alanın böyle bir güç hattı zayıfladığında moleküller arası bağlantı seyrekleşir ve uçaklar böyle bir, bu türbülanslı bir kuyu gibidir. Sadece dibi yoktur. Okyanus diptir. Bu tür olaylardan kaç tane gözlemledik? Çok fazla. Gemiler tam anlamıyla bu tür patolojik bir bölgeye girdiğinde bunu adlandırmanın başka bir yolu yok. O su gibi görünüyor. Ama ilginç olan başka ne biliyor musunuz? Suyun altına bakarsak gemilerin bir kuyuda olduğu gibi basitçe battığı bölgelerde su arasındaki moleküller arası bağlantılar bozulur. Şimdi bunu fizik açısından açıklamak zordur ve birçok insan nasıl olur diye kızmaya başlayabilir aslında. Belirli etkileşimler, yoğunluk ve diğer her şey var diye kızabilir ama bu tam olarak manyetik alanın bu anormallikleri nedeniyle gerçekleşir ve gemiler kelimenin tam anlamıyla dibe çöker. Gaz kabarcıklarının yükselip gemiyi batırması gibi bir şey değil bu. Bir düşünün, şöyle söyleyeyim, bu tür alanlar sadece uzaydan ve uydulardan değil, kim bilir kaç kilometre öteden görülebilirdi. Bir gemiyi batırmak için bu kadar havanın aynı anda çıkması gerekirdi. Bir tekneyi batırmaya çalışın, bir deney yapın, gölde bir yere motor olmayan sıradan bir tekne veya bot koyun. Böylece daha sonra onu çekip suyu boşaltabilirsiniz. En azından bir tür metal tekne, tamam mı? Normal bir metal tekne ve hava kompresörlerini getirmeye ve suda öyle seyrek bir ortam yaratmaya çalışın ki bu tekne batsın. Bu o kadar kolay değil. Dolayısıyla bu teori işe yaramaz. Dalga ya da başka bir şey olmadığında ve bir gemi basitçe gözden kaybolduğunda, battığında, bu tam olarak şu anda bahsettiğimiz anormalliğe işaret eder. Havada ya da karada olması fark etmez. Dahası şu anda türbülanslı kuyuların giderek daha fazla tezahür ettiğini görüyoruz ve bunlar özellikle üst katmanlarda ve orta katmanlarda ortaya çıkacaklar. Ve 8000 metre ve üzeri yükseklikte bir yerde uçmak bir sorun olacak. Bu şekilde ifade edeceğim. Yani bunlar tam olarak çoğu uçağın uçtuğu bölgeler ve o aşağıya doğru hareket edecek ve bu hava deliklerinden giderek daha fazla olacak. Nihayetinde arkadaşlar uçamayacağız. İzole olacağız. İzole olacağız ve daha da kötüsü, dikkatli bir şekilde ifade edelim, okyanuslarda güvenli bir şekilde yelken açamayacağız. Evet, hala nefes alabileceğiz, hala yaşayabileceğiz ama bununla ilgili sorunlar da ortaya çıkacak. Kara taşımacılığı bir süre daha geçerli olacak ama tüm varoluşumuz için diyelim ki daha da ileri gittikçe daha da kötüleşecek ve zorlaşacak. Kötü tahminlerde bulunmak istemiyorum. Size bu korku hikayelerini anlatmak da istemiyorum ama bunlar zaten var arkadaşlar.
Bunun hakkında da konuşmak zorundayız. Geçmişte zaman zaman ortaya çıkan bu bölgeler varsa, Bermuda şeytan üçgeninden, bu manyetik anomaliden kasten bahsettim. Şimdi bu anomali her yerde ortaya çıkıyor. Elektromanyetik alandaki bu anormal değişimler nedeniyle giderek daha fazla ani ölüm olduğunu ve daha da fazla olacağını ve bundan kaçamayacağımızı söylemiştik. Tek seçenek durumu stabilize etmektir. Ama bunun için gerçek bilim insanlarına, yüksek verimliliğe sahip bilim insanlarına, ancak çoğu zaman maalesef zararlı verimliliğe sahip olanlara ihtiyacımız var.